Karacabey Longoz Ormanı, Bursa'nın Karacabey ilçe sınırlarında olup, şehir merkezine oldukça yakın mesafede bulunan bir doğa harikası. Kocaçay Deltası'nın batı yakasında 730 hektarlık alanı kaplayan Karacabey Longoz Ormanları, diş budak, kızıl ağaç ve söğüt ağaçlarından oluşmakta. Longoz ormanları deniz seviyesinin altında kaldığı için yılın büyük bölümü sularla kaplı. Bu sebeple dünya literatüründe su basar orman olarak da anılırlar. Longoz, yani su basar orman olarak tabir edilen bu bölgede boylu ağaçlar, otsu bitkiler ve çeşitli hayvan türleri mükemmel bir uyum içerisinde bir arada yaşamakta. Longoz ormanlarının kuzey yamacı kumullarla kaplı. Orman ve deniz arasındaki bölgede çok sayıda irili ufaklı lagün gölleri var. Bu eşsiz ekosistem farklı canlıların bir arada yaşamasına olanak sağlıyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan Karacabey longozu, korunaklı doğal yapısı, besin miktarının bol ve çok çeşitli olması nedeniyle birçok kuş türüne ömürlük ev sahipliği yapıyor. Kayıtlara göre yılın farklı dönemlerinde 250'nin üzerinde kuş türü beslenmek, kısa süreli konaklamak ve üremek için Karacabey Longoz ormanlarındaki sulak alanlarda yaşıyor. Yılkı atları, longozun özgür çocukları, bazen uysal, bazen hırçın, bazen hızlı, bazen durgun. Onlar da Karacabey longozunun korunaklı alanlarında irili ufaklı sürüler halinde besleniyor. Doğayla uyumlarıyla dikkati çeken ve bölge insanı tarafından efsaneleştirilip pek çok rivayete konu edilen yılkı atları, kartpostalları andıran görüntüler de oluşturuyor. Bu atların eskiden orduda kullanıldığını ve karma olarak doğanın seleksiyon etkisiyle yeniden bir form aldığını, yüzyıldan bu yana yılkı atları olarak yaşadığı söyleniyor. Bahar aylarında Longoz ormanındaki su en maksimum seviyeye çıkıyor. Longoz'daki bitki taksonları baharla birlikte bir renk cümbüşüne dönüyor. Bu bitki taksonları normal ormanlık alanlarda gördüğümüz bitkiler değil.
Karacabey Longosu'ndaki görsel şölenlerden belki de en güzeli, mavi sular üzerine sanki özenle serilmiş yeşil örtünün ışıltılı beyaz taçlarıdır. Longos'un uçsuz bucaksız sularında baharla birlikte açan nilüfer çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Bahar aylarında daha bir ışıltılıdır Karacabey Longosu'nun kumullarla kaplı alanları. Güneşin değdiği her noktada yıldızlar parlar adeta. Ormanı çevreleyen kumullarda bir görsel şölen başlar. Karabaş otları sonsuz ufuklara uzanırcasına pembeye boyuyor sarı sıcak kahverengi kumulları. İşte o an tüm çiçeklerin rüzgarla dansı başlıyor. Rüzgarın taşıdığı çiçek kokuları etrafa yayılıyor. Güneş ışınlarıyla birleşerek doğaya saçılıyor. Havadaki mis koku gün boyu durmaksızın kanat çırpan arılara ulaşıyor. Arıların kanatlarıyla peteklere taşınıyor. Polenler tozlaşıyor, çiçekten çiçeğe, arıların minik ayaklarında doğanın dengesi yeniden sağlanıyor. Sadece arıcılık değil, koyun, inek, manda gibi küçük ve büyük baş hayvancılığına da ev sahipliği yapıyor Longos ormanlarının otlak ve sulak alanları. Toprak örtüsü ve kumulların kapladığı kuru alanlara eğilip dikkatle bakıldığında tatlı bir telaşa şahit oluyor gözler. Gübre böcekleri gün boyu durmaksızın harıl harıl çalışıyor. Sert esen kuzey rüzgarlarından dolayı en heybetli ağaçlar bile güneye yatıktır Karacabey Longosu'nda. Birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Karacabey Longos Ormanı, yeryüzündeki ender ekolojik sistemlerden birisi. Kontrollü şekilde halka açık olan Karacabey Longosu, doğa fotoğrafçıları, kuş gözlemcileri ve biyologlar için Türkiye'deki eşsiz doğal güzelliklerinin en önemlilerinden. Dünyanın nadir doğal yaşam alanlarından birisi olan Karacabey Longos Ormanları, kıyı boyunca uzanan kumulları, kumsalları ışıltısıyla taçlandıran lagün gölleri, orman içi sulak alanlarıyla yer aldığı 2000 hektarlık Kocaçay Deltası'nın eşsiz coğrafyasında canlılar için nefes olmaya devam ediyor.